Baban karakola gitmiş, sabah her şeyi itiraf etmiş. Onu şimdi cezaevine koymuş. Ah baba. İyi akşamlar Altan Bey. Recep Yılmaz bu sabah nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmış. Eşimin babası oluyor kendisi. Evet, bizim için çok önemli. İlgilenirseniz sevinirim. Tamam, en kısa zamanda haberleşelim. İyi akşamlar. Altan Bey ağır ceza konularında çok başarılı bir avukattır. Recep Bey'in haklarını koruması için ne gerekiyorsa da yapacaktır kendisi. Ümmü abla, hani sen de kendin için, çocukların için endişelenmeyi bırak lütfen. Ben de sizin bir oğlunuz sayılırım sonuçta. Biz bir aileyiz, tamam mı? Son 24 saattir bayağı bir havadis birikti. Ben sana bir rapor geçeyim, anlatayım olayları. Abi, o kız geldi. İçimden bir ses, Deniz yenge o kızı görmemeli dedi. Ben de gittim, kapattım çalışma odasını. Hangi kız lan? Lale. Aha. Aferin lan, görmeyecekti harbiden lan. Kedi oldun olalı bir fare tuttun lan, aferin lan. Ali, sen yengeni oyalı, benim şu işi başlatmam lazım. Abi ben yengeyi nasıl oyalayayım ya, sanki mümkünmüş gibi. Allah aşkına, abi sen de kalkmasana abi. Kalkmasana, fenasın, ateşin var hala ya. Çok ateşliyim Ali. Tatyana, daha ince, küçük küçük doğru. Şimdi bu doğurduklarımın hepsini de atacağız içine, tamam mı? Canım. Canım şöyle bir bıçakla çatalı bir batır bakayım, o tavuk haşlanmış mı? Hah. Oo, ne güzel kokuyor ya. Çorba mı? Abime mi çorba? Çok güzel kokuyor yenge ya. Ya her şey olacak içinde. Bir şey söyleyeyim mi? Bu tam bir hasta çorbası. Bunu içsin, sabah ayaklanır. Adam aç ya. Aç, orada hiçbir şey yememiş o. Aynen. Nasıl ama? Kaptık getirdik oradan. Değil mi? Kendi bile şaşırdı yani. O bile şaşırdı. Ya, hep o mu yapacak? Hı. Olmuş mu o tavuk? Canım. Olmamış mı daha? Tamam. Hı. Ayıkla bir Ali ha. Ya, şifa, bunlar da hep şifa işte. Ya size kaç tane mail attım, aradım. Senaryoyu yazdım hem de kaç sayfa. Niye geri dönmediniz? Ben de kalktım buraya geldim valla. Lale Hanım, biraz sıkıntılarımız vardı yani, böyle lale gibi olduk biz de, kusura bakmayın ama. Yani hastalık filan. Geçmiş olsun. Nedir hikaye? Şimdi, Cenk hasta bir aktördür. Çok ama çok zengin bir ailenin üzerine titrediği tiyatro ve sinema oyuncusu bir aktör. Ama nasıl bir hastalık? Ya kafadan sakat, buluruz bir şey. Bildiğimiz bir hastalık olsun yani, mesela manik depresif olsun. Zaman zaman eğlensin, zaman zaman ağlasın hani filan. Olabilir, ben de öyle düşündüm. Böyle kirli sakallı, deri ceketli, uzun boylu, ilah gibi bir şey. Arabayla gelirler.
Araba. Araba olmaz. Arabaya gerek yok. Direkt mekana girsinler. Arabayla gelsinler ya. Yok, şoförlü müförlü. Siz yazmak ister misiniz? Yok, ben sadece aşk hikayelerine karşı bir başka bir hassasiyetim var, o yüzden. Ablası Nazlı yanındadır. Her halinden çok hanımefendi bir kadın olduğu bellidir. Ya bakın, bir sürü yeni karakter sokuyorsunuz, bu iş dalanıp budaklanacak. Yeni karaktere gerek yok. Ya nasıl kendi başına gelsin? Adam hasta. Tek başına mı gelsin kliniğe? İyi olsun. Pamir'e tamam diyor muyuz? Hangisi Pamir? Göstereyim. Olur olur. Oo, fazla bile. Hayır yani adam şurada duruyor mu saatte saat? Nereye kaldırdın lan? Çekil çekil şuradan. Yenge mümkün değil. Toplantıda şu an. Ne toplantısı ya? Gece gece. Samet Bey niye yataktan kalktınız siz hasta hasta? Ay pardon, ben bilmiyordum biz. Tanıştık mı? Deniz Hanım, Leyla Hanım benim şeyden... Bizim yeni halkla ilişkiler müdüremiz. Bu yeni aldığımız restoranda hani öyle bir şeye ihtiyaç vardı. Hani hem reklam olsun, o olsun, bu olsun, hani bir değişime ihtiyaç vardı. Lala Hanım o işlere bakacak. Aslında benim hatam, hani abimin onayı olmadan hiçbir şey gerçekleşmedi de benim hatam, hani vaktim olmadı, söyleyemedim. Bu da Deniz Hanım, hani abimin hayatının... Çok zor değil. Çok zor değil ya. Nişanlı. Çok zor değil. Nişanlısı. Memnun oldum. Ama şimdi bu adamın 38 derece ateşi var. Toplantı moplantı. Okey verdiysen, tamamsa çorban hazır, yatak seni bekliyor. Hadi canım. Hadi beyefendi canım. Verdiler okey. Hah, ne güzel. Tamam o zaman. Lale Hanım size yaparsınız. O girişe sağ tarafa bir tane böyle döner koydurun. Böyle köz ateşinde döner. Çok yakışır, ben çok severim. Tabii tabii. Hadi bakalım. Memnun oldum Lale Hanım. Görüşürüz canım. Hadi bakalım. Deniz Hanım, Irmak'ın ablası oluyor. Ha. Öyle yani. Sen de şimdi restoranın halkla ilişkiler müdüresi olmuş oldun bir yerde yani. İyi, terfi ettik. Gibilirim ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.